yapıyorlar. Arada dünyanın parasını kazanıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki enflasyon var, hayat pahalılığı var, dış borç var, o var bu var. Bakın halkın değil de zenginin iktidarı. Bu iktidar zengin seviyor arkadaş. Bu iktidar yoksul sevmiyor, köylü sevmiyor, gariban sevmiyor, fındıkçı sevmiyor. Bu iktidar yandaş müteahhit seviyor, zengin seviyor, patronları seviyor, büyük şirketleri, uluslararası kartelleri seviyor. Bakın, bakın, bu aşağıdan beşli çete diyorlar. Biliyorsunuz son geldiğimde burada emeklilere de seslenmiştim. 10 bin lira sefalet maaşı alıyorlardı. O 10 bin lirayı Tayyip Bey 12 bin 500 lira yaptı. Ben 17 bin 500 lira yapmasını söyledim. Tuttu dedi ki Özgür Bey'in sırtında küfe yok. Ben 2500 lira arttırmak için 33 milyar lira kaynak buldum. Bakın 10 bin lirayı 12.500 yapmak için 33 milyar. 17.500 yapmak için 100 milyar para lazım. Tayyip Bey diyor ki emekliye 100 milyar yok. Emekliye asgari ücret veremem. Geçen sene arkadaşlarım beşli çete dediği yüksek maaşlarına, yüksek iş kapasitesine sahip toplam 43 firma var. O 43 firmanın geçen sene 660 milyar vergi borcunu, yani çalışmış, kazanmış, fatura kesmiş, devletten parasını almış, kar etmiş, vergi çıkmış 660 milyar. Bu parayı mecliste bir önergeyle affettiler. Kimin? Beşli çetenin, adını bildiğiniz müteahhitlerin, yandaşların, kendi arkadaşlarının 660 milyarı bulanlar emekliye 100 milyar bulmadılar. Bakın tabii rekolte ne olacak belli değil ama kaba bir hesapla size 130 lira değil 180 lira fındık parası verecek olsalar bunun karşılığı da 50-60 milyar bile değil. 660 milyarı bulanlar size 60 milyar, emekliye 100 milyar, emekçiye asgari ücretliye 150 milyar bulamıyor. Yani bu iktidarın yerinde zengini değil de milleti seven bir iktidar olsa, o 660 milyarı alsa para sana da yetecek, ona da yetecek, öbürüne de yetecek. Fındık olacak 180 lira. Emekli maaşı olacak 17.500 lira. Asgari ücret alacak enflasyon zammını. Hepsi olacak. Onun için ne yapmak lazım? Onun için bu rantın iktidarını değiştirip halkın iktidarını kurmak lazım. Sadece mesele sadece fındıkta değil. Tayyip Bey'in memleketi Rize'ye gittim. Çay 19 lira maliyet, fiyat 17 lira. Bakın 19 lira maliyet, 17 lira fiyat. Rize İsyan'da Rize meydanını iğne atsan yere düşmüyor, doldurmuşuz. Sonra kendisi gitti. Rize'deki alaka hoşuna gitmemiş. Oradan bana kafa tutuyor. Rize ile aramıza kimse giremez. Ey Erdoğan, senin zenginlerle arandan su sızmıyor. Rize'nin kardeşi benim, evladı benim. Rize'de doğup da çaycıyı unutanı, Giresunlu, Karadenizli olup da
fındıkçıyı sömüreni asla ve asla artık sahiplenmeyecek. Bundan sonra zaman vatan evlatlarının birbirine sahip çıkma zamanıdır. Bıktık bakan evlatlarına bakmaktan. Biraz da bizim yüzümüz gülsün artık. Tekirdağ'da, Ayrabolu'da buğday mitingi yaptık. Buğday bir sene önce 8 lira 25 kuruş. Bu sene 9 lira 25 kuruş. Maliyet 11 lira. Yani Rize'de ne varsa buğdaya gelince Tekirdağ'da, Konya'da, İç Anadolu'da, Osmaniye'de, Adana'da da aynı sorun var. O yüzden hepimiz şunu bilmeliyiz ki bu iktidar, ambulans arkadaşlar, sağlık görevlileri şuraya hemen bir, genç kardeşime bir bakın bakalım. Genç genç, bir şey yok ayakta. Sıcak geldi biraz. Geldi geldi geldi. Biraz yolu açın, şöyle geçiyor bak, geçemedi. Geçemedi. İyi mi? İyi mi? Şimdi şunu söyleyelim. Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır. Karadeniz'in emeğine nankörlüktür. Bu fiyatı kabul etmiyoruz. 130 liralık fındık fiyatını kabul eden var mı? 130 lirayı kabul eden var mı? Hayır. Bu fiyatı kabul edecek miyiz? Hayır. Direnecek miyiz? Evet. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bakın, fındık üreticisini küçük görüyorlar. Hakir görüyorlar. Ona yukarıdan bakıyorlar. Onu bir karınca gibi ezmek istiyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Fındık üreten Giresunlu, fındık üreten Ordulu, Artvinli, Trabzonlu, Bartınlı, Sakaryalı kardeşlerim, Sakaryalı büyüklerim, Giresunlular, Ordulular, sizi onlara karınca gibi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.